Herkese merhabalar. Ben Ediz Sözçelik. Bu dersimizde spora yayınları ayeti 3. deneme sorularını çözeceğiz. Hemen ilk soruya başlıyorum. Bir sinir hücresinde hücre gövdesinde gelen impuls aksona iletilir. Akson boyunca ilerler. Akson her bir nöron için genellikle tektir. Akson uçlarında dallanmalar görülebilir. Normal bir akson bu dallardan yüzlerce hatta binlerce içerebilir. Her bir dal uyarları alıcı bir hücreye aktararak sinaptik uç ile sonlanır. Sinaptik uçtaki dallanmaların çok olması durmaların hangilerini oluşturur demiş. Şimdi bir tane nöron çizmeye çalışalım arkadaşlar. Bunlar şöyle dendritlerimiz olsun. Şöyle ranvier boğumlarını bilin kılıfında yapmaya çalışalım. Çok fazla dallanmanın olduğunu düşünelim. Bunlar hepsi akson ucu. Buralarda nörotransmitter maddeler sinaptik boşluktan iletiliyor kimyasal maddeler. Akson ucu diyoruz. Buralarda herhangi bir sinir veya bir doku bir hücreyle bağlantı kurulabiliyordu. Şimdi arkadaşlar şunu unutmamamız lazım. Akson ne kadar dallanma oluşturursa oluştursun, aksonun maksimum sahip olacağı genişlik alan bir mikrondan daha fazla değildir. 1 mikron diyoruz. Şimdi buna göre peki dallanma daha fazla olursa daha çok e, hücreyi veya siniri uyarabiliriz. Yani etki alanını genişletebiliriz hangilerini oluşturur? Akson boyunca uyarı iletim hızının yüksek olması. İletim hızını 1. Miyelin kılıfının varlığı, 2. Ranvier boğum sayısının az olması, 3. akson çapının kalın olması sağlıyordu. Bunu kabul edemiyoruz. Nöronun etki alanının genişlemesi. Evet, etki alanı genişler dedik. Bir nöronun farklı dokulara dokularla sinaps yapması. Dedik ki en fazla 1 mikron kadar genişliğe sahip olabilir. Yani bir e, nöron birden fazla dokuyu aynı anda uyaramaz akson ucuyla çünkü doku dediğimiz bayağı bir geniş alan kaplıyor. Örneğin epidermis işte üst epidermis diyelim. Üst deri yani kocaman bir alan bir nöron bütün bu deriyi kaplayacak kadar genişte sahip olamaz. Cevabımız yalnız 2 olacak. Gelelim ikinci soruya. Bakteri hücresinde kemosentezde besin üretilmesi sürecinde aşağıdaki grafiklerine gösterilen değişimden hangisi meydana gelemez demiş. Şimdi kemosentezi hatırlatalım. Kemosentez sadece prokaryotlar tarafından yapılıyordu. Karbondioksit artı bir su kaynağını H2O olabilir. H2S olabilir. Ya da H2'nin kendisi olabilir. Veya başka bir madde. Yani bir hidrojen kaynağı, karbon kaynağı ve oksijen kaynağı lazım. Tepkimeye giriyor. Canlı kendisine organik bir besin üretiyor. Tabi bu esnada ne yapıyoruz? ATP'yi de ne yapıyoruz? Hidroliz ediyoruz. Yani ATP sayesinde bu tepkimi gerçekleştiriyoruz. Sadece prokaryotlarda ve sitoplazmalarında gerçekleşiyor. Peki besin üretiyoruz. Glikoz miktarı artar. Karbondioksit kullanıyoruz. Karbondioksit miktarı ne olacak? Düşecek. Enzim miktarı sabittir. Çünkü değişmez tepkime sonunda. E, suyu kullanırsak eğer su miktarı düşecek. Şuraya bakalım. Şöyle kalemi kenara itelim. Net görmeniz için. E, amonyak miktarı ne zaman artar? Proteini veya bir Amino asiti parçaladığımızda amonyak miktarı bu durumda artıyordu. E, fakat kemosentez olayında amonyak miktarı artmaması gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacak. Son derece yine kolay bir soruydu gördüğünüz gibi. Geçtim 3. soruya. Bir besin çeşidi insan vücudunda sindirim sırasında gerçekleşen olaylar aşağıda verilmiştir. Bu sindirim reaksiyonları oluşan maddeler ve görev yapan enzimlerle ilgili olarak aşağıdaki verilenlerin hangisi yanlıştır? Evet bir dimer burada reaksiyona girmiş enzimle tepkimeye girmiş ve sonra iki monomer'e parçalanmış görüyorsunuz ve enzim tepkimeden değişmeden çıkmış. Ee, bu sindirim reaksiyonları oluşan maddeler ve görev yapan enzimlerle ilgili hangisi yanlıştır? Substrat maltoz olursa maltozu hatırlayalım. Sindirim kanalında e, ince bağırsak ait bir enzimdir İnce bağırsaktaki villusların üzerine yerleşmiş olan enzimlerdir. Maltaz, Sükraz ve Laktaz. Bunlar ince bağırsağ ait enzimler. Sindirimi sağlayan ma Maltaz enzimi 12 parmak bağırsağına virüsün kanalı ile taşınır. Virüsün kanalı neydi? Pankreastaki enzimleri e, 12 parmak bağırsağına yani ince bağırsağa aktaran e, kanaldı. Ancak virüsün kanalına gelmesine gerek yok. Çünkü ince bağırsağın kendi enzimleri. Dolayısıyla yanlış oluyor. Geçiyorum. Dördüncü soruya diğer seçenekleri okumuyorum. Buna göre farklı ekosistemlerle ekosistemlere ait bölgelerinden hangileri ekoton denilen ekolojik birimlere örnek verilebilir? Ekotonu hatırlayalım arkadaşlar. Ekoton iki tane komünite arasındaki geçiş yani çakışma bölgesi diyebiliriz. Şurası ekoton oluyor. Buraya da A ve B komüniteleri diyebiliriz. Buralarda her zaman çeşitlilik daha fazladır. Karasal ortam ile Göl suyu arasındaki bataklık e, mağaralı. E, bataklık demiş. Evet. E, Karayla su arasındaki tam orta nokta bataklık sayılabilir. Çünkü karasal demiş. Ve bataklık da karaya ait bir ortam. Mağaraların ağzı. Mağaraların ağzı e, dış ortam ile mağara arasındaki geçiş bölgesi. Bu da sayılabilir. Ormanlar ile otluklar arasındaki geçiş bölgeleri. Evet. Yine bu da ikisi arasındaki nokta sayılabilir. Cevabımız Edirne olacak. Çok üzerinde durmaya gerek yok. Beşinci soru, parankima dokusu ile ilgili açıklamada hangileri doğrudur? Evet yine 2020 yılında korona e, nedeniyle bu bitki biyolojisi konusu olduğu için çıkmayacak. Ama yine de çözelim. İlerleyen yıllarda bakmak isteyen arkadaşlar için e, hazırlamış olalım. Bitkinin her organında bulunur. Evet bitkinin hem kök hem gövde e, hem de kök gövde ve yaprak kısımlarında bulunur. İletim parankiması, depo parankiması, özümleme parankiması çeşitleri vardır. İhtiyaç durumunda sekonder meristeme dönüşür. Evet arkadaşlar özellikle bitkide bir yaralanma durumunda tekrardan bölünmeye başlayıp sekonder meristeme dönüşebilir. Bu tarz durumlarda sadece. Fotosent ve sonlum gibi metabolik olayları gerçekleşen hücre çeşitlerine sahiptir. Evet arkadaşlar özümleme parankiması özellikle bitkinin e, mezofil tabakası dediğimiz sünger ve palizat parankimasında fotosentez yapılabiliyordu. Sonlu gibi metabolik olaylarda gerçekleştirme tabii ki bu hücreler fotosentez yapıyorsa solunumu da yaparlar. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Geldim 6. soruya. Bir bakteri hücresinde oksijenli solunumla enerji üretilmesi sırasında gerçekleşen reaksiyonlar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken canlı bakteri. Buna dikkat edin. Bakteri prokaryot ve prokaryotlarda zarla çevrili organel olamaz. Burada bir oksijenli solunum var. Bu reaksiyonun kademelerinde hangileri sitoplazmada gerçekleşir? Arkadaşlar bu zaten sitoplazmadan başka bir şey yok ki. Glikoliz tabii ki sitoplazmada olacak. E, piruvatın, e, asetil koya parçalaması yine sitoplazma. Krebs çemberi de yine mitokondrisi olmadığı için sitoplazmada gerçekleşecek. Ancak eğer oksidatif fosfolasyon deseydi ETS elemanları bakterinin mezozomların üzerindeydi. E, fakat Krebs çemberi e, mitokondri yerine tabii ki nerede gerçekleşiyor? Sitoplazmada gerçekleşiyor. Prokaryot olduğu için X, Y, Z olacak cevabımız. Geldim 7. soruya. Endometrium dokusu için ifade eden hangileri doğrudu? Endometrium dokusu neydi arkadaşlar? Uterusun yani rahimin üzerini örten bir tabakaydı. E, menstrual döngüde ovulasyondan sonra e, progesteron hormon etkisiyle hızla mitoz bölünme geçirerek bu progesteron tabakası kalınlaşmaya başlıyordu. Niçin kalınlaşıyor? Çünkü eğer döllenme olacaksa e, zigotun e, tutulması için bir yüzey oluşturuyor. Tabii ki plasenta oluşana kadar da aynı zamanda bu ne yapıyor? Zigota besin ve oksijen vererek e, canlıın hücrelerin canlı kalmasını sağlıyordu. Bakalım şimdi. Hangileri doğrudur endometriyum için? Plasenta oluşuncaya kadar embriyonun besin ve oksijen ihtiyacını karşılar doğru. Östrojen ve progesteron hormonlarının etkisiyle gelişerek kanınlığı artar. Özellikle progesteron olmak üzere tabii ki östrojenin de etkisi vardır. Çünkü ovülasyondan sonra bu iki hormonun seviyesi artar. Segmentasyon olayından sonra menopoz dönemine kadar yapısı bozulmadan kalır demiş. Eğer arkadaşlar döllenme olmazsa hemen bu endometrium tabakası parçalanır. Adet döngüsü dediğimiz olay bir miktar kanla beraber bu dokular ve yumurtalar dışarı atılır. Yaklaşık 4-5 günlük 4-5 günlük bir süre boyunca. O zaman sürekli aynı kalır demesi tabii ki yanlış olur. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Ceyhan dedik. 8. soru. Hücrelerde DNA replikasyonu ve RNA sentezine görev alan enzimler aşağıda verilmiştir. Bu enzimlerin göreviyle ilgili Hangisi de yanlıştır? Şimdi bu bir çekirdek olsun. İçerisinde DNA'mız olsun. DNA'da tabii ki ikili üçlü hidrojen bağları var. Burada ribozom olsun. Ribozom büyük alt birim ve küçük alt birim olmak üzere iki tane birimden oluşuyordu. Bir protein sentezi oluşacaksa eğer enzimler şuradaki hidrojen bağlarını koparır. Ve şöyle söyleyeyim kabaca. Şurayı mesela alalım. Şöyle zincir iyice açılır ve RNA polimeraz dediğimiz bir enzim DNA'nın verdiği şifreye göre ne yapacak? Gelip bunun üzerine örneğin adenin varsa buraya urasil'i, işte guanin varsa buraya sitozini üçlü baz halinde bu şifreler oluşturulur. Sonra mRNA üretilen bu mRNA buradan çekirdekten çıkacak, gelecek ribozomun iki alt biriminin arasında yerleşecek. Sonra taşıyıcı RNA da gelip amino asitleri şöyle tRNA'yı da hatırlatalım. Şöyle bir yapısı vardı. Amino asitleri buraya bağlıyordu. Burada da şifreyi okuyan üçlü yapıları vardı. Şifreler burada okunur ve şifreye göre tRNA'lar amino asiti bırakır. Burada peptit bağları preslenip ribozomlarda e, uzun bir amino asit zinciri kurulur. Çok fazla detaylandırmadan devam ediyorum. Bu enzimlerin görevi hangisi yanlış? DNA polimeraz. DNA ipliği meydana ee, gelen hataların onarılması demiş. Şimdi DNA polimeraz diyor arkadaşlar. DNA polimeraz ne yapıyor? Nükleotitleri üretiyor. Örneğin adenin nükleotidi nedir? Adenin artı e, fosfat artı nedir? Bir de deoksiriboz şekeri evet DNA üretimi sırasında DNA kendisini eşlemesi sırasında bunu e, DNA polimeraz üretir. Bunu doğru kabul ediyoruz. RNA polimeraz RNA sentezlendikten sonra açılmış olan ilgili gen bölgelerini tekrar sarmal hale getirir. Evet burayı arkadaşlar ürettikten sonra RNA polimeraz tekrar kapatır o bölgeyi. Doğru kabul ediyoruz. DNA ligaz nükleotitlerin alt alta fosfodiester bağlarına bağlaması. Evet üretilen bu nükleotitler ligaz enzimi sayesinde yapışkan gibi düşünün. Bunları birbirine yapıştırıp daha uzun bir DNA zinciri oluşmasını sağlar. Bunu da kabul ediyoruz. RNA polimeraz protein sentezi sırasında tRNA antikodonlarının hidrojen bağlarıyla mRNA kodonlarına bağlanması. Bakın e, RNA polimeraz nerede bulunuyor? Çekirdekte. Peki bu bahsettiği e, tRNA antikodonlarının birbirine bağlanması. Yani şuradaki stoplazmadaki olayla bir işi var mı? Elbette yok. Zaten çok uzak bir yerde bulunuyor. Bunu yapması imkansız diyoruz. O yüzden cevabımız ne olacak? Denizli olacak. Geldik 9. soruya. Aşağıda şekilde böbreğin kısımları KLM ile gösterilmiştir. KLM ile gösterilen kısımlar için ifadenin hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar K kısmı şurası görüyorsunuz zaten. Korteks dediğimiz kabuk kısım. L öz kısmı dediğimiz yapı. Burası ise havuzcuk ya da pelvis dediğimiz kısım. Tekrar yazalım. Korteks yani kabuk. Burası öz kısmı. Ya da kabuk yazalım buraya. Burasıysa M bölgesinde havuzcuk diyoruz. Hatırlatmış olduk. K'de glomerulus ve Bowman kapsülü yer alır. Şimdi bir e, böbreğin şöyle kabaca kabuk ve yani şurası kabuk kısmı olsun. Şuradaki yerler olsun. Burasıysa öz kısmı olsun. Yani daha aşağı kısımlar olsun. Bir nefron nasıl yer kaplıyor? Şimdi buraya dikkatli bakın. Ve farklı bir renkte çizelim. Bir nefronun yapısı kabaca arkadaşlar. Burası boğman kapsülü, proksimal tüp, henle kulpü, distal tüp ve şuradan idrar toplama kanalı olarak havuzcuğa doğru gidiyordu. K'da glomerulus ve boğman kapsülü yer alır. K'ya bakalım. Burası K bölgesi, burası L bölgesi. E glomerulus kılcalları neydi? Gelen bir damar burada kılcal damarları ayrılıyordu. İşte burası glomerulus kılcallarıydı arkadaşlar. K'da bulunuyor mu? Bulunuyor. L'de kan süzülür. Süzülme olayı neydi? Süzülme olayı. E glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne yüksek kan basıncı etkisiyle bazı maddelerin geçişmesiydi. L'de kan süzülür. Hidrojen iyonları ve amonyak nefronla nefron kanalcığına salgılanır. Burada hata var. Süzülme olayı K'de oluyor. Malpiki piramitlerinden süzülerek gelen idrar M'de toplanır. Malpiki piramitlerin şu piramitlerden bahsediyor. Piramitlerin süzülerek gelen kan idrar toplama kanalında evet şurada toplanıp daha sonra ürete, üreterden mesane yani idrar kesesine götürülür. O zaman 3'ü de alıyoruz. Cevabımız ne olacak? 1 ve 3 olacak. Şöyle Denizli diyoruz buna da. Geldim 10. soruya. İnsan çizgili kas hücrelerinde belirli bir zaman sürecinde laktik asit miktarının gerçekleşen değişim grafiği gösterilmiştir. Buna göre hangi zaman aralıklarında birey dinlenme durumuna olabilir? Şimdi arkadaşlar eğer çok, çok yoğun egzersiz yapıyorsanız, çok hızlı koşuyorsanız, hızlı yüzüyorsanız yeterli ATP olmadığı için laktik asit fermentasyona başvuruyoruz. Burada laktik asit miktarı artıyorsa demek laktik asit fermentasyonu yapıyorsunuz. Ancak dinlenme esnasında bizim vücudumuzda bize yorgunluk sebebi veren laktik asitleri tekrar pürüvata veya glikozlara çevirmeye çalışıyoruz. O yüzden dinlenme halinde laktik asit seviyesinin düşmesi lazım. Bakın 2 numarada düşmüş ve 4 numarada düşmüş. Cevabımız 2 ve 4 olacak. Geldim 11. soruya. <laughs> Açık renkli bazı hayvanlar bir bölgenin gri ve beyaz renkli kuru kumlarına uyum sağlamışlardır. Bu özellikteki bölgelerde genel olarak açık renkli kelebekler, kertenkeleler ve memeli türleri yaşamaktadır. Yani demek ki açık renkli olanlar daha mı iyi uyum sağlamış düşünebiliriz bunun gibi. E, uyum varsa adaptasyon vardır. Yani bu bir kalıtsal özelliktir. Yaşama ve üreme şansını artırmak için canlı eğer çevreye uyum sağlıyorsa bu bir adaptasyondur ve bu da kalıtsal bir özelliktir. Bu durumun doğal seçilim kuramına göre aşağıdaki ...lerden hangisiyle açıklanabilir? Doğal seçilim kuramına göre güçlü olanlar hayatta kalır. Ayak uyduramayanlar ölür ve e, bu şekilde canlılar elenmiş olur. Meydana gelen, ha bu arada e, bu da 12. sınıfın son konusudur. Yine 2020 de bu konuyla ilgili soru gelmeyecek. Tekrar hatırlatmış olalım. Meydana gelen bazı mutasyonlar koyu renkli bireylerin ölmesi neden olmuştur. Burada mutasyonlardan bahsetmemiş arkadaşlar. O yüzden geçiyorum. Koyu renkli canlılarda üreme davranışları diğerlerinden daha azdır. Üreme davranışlarından yine bahsedilmemiş. Paragrafı okuyarak yapma çalım yine yanlış. Ortama uygun özellikler gösteren canlılarda yaşama ve üreme şansı daha yüksek olur. Evet, genel bir cümle kullanmış. Zaten uyum sağlamışlardır. Bu özellikli bölgelerde genel olarak açık renkli kelebekler, kertenkele ve memeli türleri yaşamıştır. Uyum sağlayanlardan bahsediyor. Beyaz renkli olmayı sağlayan genin baskın olması ile ilgili canlıların yaşam şansı arttırır. Evet belki böyle bir durum olabilir fakat yukarıdaki paragrafta bunu çıkaramayız. Geçiyorum. Çevrenin canlılar üzerindeki etkileri kalıtsal olmayan farklılaşmalar ortaya çıkar. Burada da kalıtsallıktan bahsediyor. Çünkü uyumdan bahsediyor. Kalıtsal olmayan dediği için yine eliyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız denizli olacak. 12. soru. Tohumlu bitkilerde döllenme olayından sonra tohum taslağı tohuma dönüşürken yumurtalıkta meyve oluşacak biçimde gelişir. Evet yine bir bitki biyolojisi sorusu. Bu da 2020 TYT, AYT'de çıkmayacak ama yine de çözüyoruz. Meyve aşağıda verilen görevlerden hangisini yerine getirir? Arkadaşlar meyvenin amacı nedir? Örneğin ta işte Malatya'dan toplanan kaysalar İstanbul'a geliyor. Biz burada yiyoruz. Ee, aslında e, meyvesi sayesinde biz meyveyi alıp İstanbul'a işte Edirne'ye taşımış oluyoruz. Bu sayede o çekirdeği biz yedikten sonra çekirdek toprağa düşünde e, çimlenmiş olacak. Yani dağılmasını kolaylaştıracağız. Böyle bir seçenek arayacağız. Yumurtanın döllenme şansını arttırma. Zaten e, çekirdek, meyve zaten döllenmiş halidir. Olmaz. Tozlaşmanın, tozlaşma zaten döllenmeden önce gerçekleşir, gitti. Polenleri koruma, polen zaten kavramı yok. Polen erkek üreme organında bulunur. Biz burada meyveden bahsediyoruz. Tohumların dağılmasında etkili olma. Evet işte tohumu dağıtıyoruz. Çiçek oluşmasını sağlama. Hayır. Cevap amacımız burada tohumun yayılmasını sağlamak. Denizli olacak. Geldik son soruya. Lev sistemi işlevlerinin hangilerini gerçekleştirmek. Lev sistemini hatırlayalım. Bir bağırsaklarda sindirdiğimiz yağları ve adek vitaminleri şilomikronlara sarıp ne yapıyordu? E, kan damarlarına yani kalbe doğru gelmesini sağlıyordu. Bunun dışında damarlardan sızan sıvıları toplayıp tekrar dolaşıma katıp ödem oluşumunu engelliyordu. Bir de bağışıklık sisteminizde görev alıyordu. Ürettiği e, lenf hücreleri ve aynı zamanda bu lenf düğümlerindeki e, zararlı maddelerle e, savaşarak ne yapıyordu? Bağışıklık sistemini güçlendiriyordu. Hangilerini gerçekleştirmez? İnce bağırsaktan emilen besinlerin doğrudan karaciğere taşınması. İnce bağırsaktan emilen besinler karaciğere taşınmasını sağlayan normal kan damarlarıdır. Neredeydi? Karaciğer kapı toplar damarıyla karaciğer aktarlı. Bunun lenfle bilgisi yok. Şilomikronların mikronların sindirim sisteminde emilip kan dolaşımına verilmesi. Evet, şilomikronlar yağlar şilomikron haline getiriliyor, Proteinlerine sarılıp lenf sistemiyle taşınıyordu. Doğru. Bakteri ve virüslere karşı vücudunu savunmasını savunan lenfositlerin üretilmesi. Evet, lenf hücreleri burada üretilebilir. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Bu dersi burada bitiriyoruz. Bir dahaki denemede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.